yapmadan işte 1,5 milyon mark falan da herhalde o zaman. Zaten küçüktü o zaman oteller. Ondan sonra bir şahinler olarak Türkiye'de ve yurt dışındaki fabrikalarımız ve işletmelerimizde binlerce kişiyi istihdam ediyoruz. Aslında turizmden daha fazla yapıyoruz. Ama oradaki sistemlerimiz de böyle. İnsanların %70'i falan bizden emekli oluyor. Emekli olunca yine devam ediyor çalışmaya. Burada Antalya'da falan var epey. Evet, dolayısıyla bizim yurt dışı firmalarımızda hemen hemen 200 milyon dolar ihracat gelirimiz var. Yani bayağı bir diyoruz, alıyoruz, getiriyoruz. Onu söyleyeyim. Ama esasen turizmde o ihracatın şeyi, net geliri o kadar çok değil. Girdisine para veriyoruz. Ama turizmdeki gelirin hepsi döviz. Biraz sonra rakamları da bir bakacağız beraber. Dolayısıyla bu ülkemiz için de çok iyi ve teşvik edilmesi lazım. Hatta bizim serbest bölgemizde 1,5 milyar şeyi var. Avrupa serbest bölgesinde hacmi var. 1,5 milyar dolar ihracatı var. Oradaki ihracat daha kıymetli. Yabancılar, teknoloji satılıyor. Yani bu büyük rakamlarımız var. Ama buna rağmen biz gerçekten tek şeye, turizme odaklanıp büyümek istiyoruz. Çünkü hem bunu iyi yapacağımıza inanıyoruz, hem de ülkemize daha çok ürün getireceğimizi düşünüyoruz. Evet, krizi fırsata çevirdik dedik, açtık ve bundan sonra da devam edecek. İşte otellerin asfiyesini sayalım mı? Sayalım isterseniz. Mega Saray Kulüp Belek oluyor bizim ana otelimiz. O da ama orijinalinin 2,5 misli kapasitesi var. Devamlı Deluxe'e de çevirdik. Mega Saray West Beach Antalya. Bunun başındaki arkadaşımız nerede? Onu da bir görelim. Sertan Bey. Konya altında. Ondan sonra DAS 3917. Nerede o arkadaşlar? Evet, Ali Bey de orada. Ondan sonra Mega Saray Mount Erciyes'i bu sezon açacağız. Şimdi bitmek üzere. Dolayısıyla Mega Saray Resort Side Otel'de 5. otel sende. Hayır, uğurlu olsun. Evet. Evet, burada 40 milyon dedik rakamını, maliyeti. Ama burada şeyimiz var. Aşağı yukarı 200 yatak daha yapacak hakkımız var. Buralarda bir yerde yapacağız herhalde. Onu da yaparsak 10 milyon daha gelecek. 50 milyona mal olmuş olacak burası gelecekte. 3500'e yatağa çıkmış oluyor. 2000 kişi çalışıyor turizmde. Hatta bizim Elazığ'da da bir yatırımımız var bu sene. Onu da başlattık. Bu otelde koyarsak belki bu sene 1000 kişi yeni istihdam etmiş olacağız. Bu senenin sonuna doğru ya da öbür senenin başına doğru. Evet, dolayısıyla bu şeyde, Türkiye'de bu dolaylarda böyle. Devam edelim. Antalya'da 5 ay var. Antalya'da 5 ay var. Şimdi Antalya'daki rakamlara bakarsak, 2023'te bizim o rakamlardan ürettiğimiz şey, onları koymadık. 2019'u geçeceğimizde görüyoruz. 2019 şeyler bilir en yüksek olduğu zaman. O da öyle. Devam edelim. İşte burada Almanlar önde gidiyor. Rusya altta genelde İngiltere 3 pazar bunlar taşıyor şu anda. Buradayız. Türkiye bugün Dünya Turizm Örgütü verilerine göre en çok tercih edilen ülke sıralamasında 4. sırada.